Arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle yine yeni bir ürünün kutu açılımını yapacağız. Ürünle ilgili çok bir deneyimim yok. Çok bir bilgim yok. Ama yani yine bu ürünü de sizinle birlikte açmaya karar verdim. Onunla ilgili bir video açılımı yapayım. Yurt dışından gelen ürünler. Bunlar da yine AliExpress'ten aldım. Yurt dışından gelen ürünlerin gerçekten paketlemesi çok güzel oluyor. Adamlar kıta kıta dolaşıyor. Ülke ülke dolaşıyor ama kutuların dışında neredeyse hiçbir şey yok. Bunun taşıyıcısı Türkiye'de Aras Kargo gelmeye başlamış. Önceden bir ara PTT kargoydu. Şimdi Aras Kargo gelmeye başladı. Getirmeye başladı. Bilmiyorum. Sürat Kargo da başlamış diye duydum. Şunun ilk önce bir kutu açılımını poşetinden çıkaralım. Sonra devam edelim. Gerçekten adamların kargo paketi muazzam. Bizimkiler gibi ince küçücük bir poşete koymuyor. Hatta yırtılmaya bile yırtılmıyor. Bizim kargo firmalara da fahiş fiyatlar almaya başlıyor ama maalesef bunlar gibi şey değil. Az önce ben bir tane kargo firmasından ürün aldım. Şimdi burada teşhir etmiyorum ama gerekli şikayetlerde de bulundum. Zaten yanlış şubeye gidip gelmek ayrı bir yana. Doğru şubeyi buldurmak zaten ayrı bir yana. Paket elden ele çamur leş gibi bir vaziyette geldi. Neyse. Bu ürün Wi-Fi kamera arkadaşlar. Resminde de görüldüğü gibi. Şu resmini de göstereyim. Hatta şu kameramı biraz daha dikerledim mi? Şöyle biraz daha mı iyi gibi. Böyle bir ürün ama bu ürünü ben indirimdeyken aldım. Şu ışığımı da yakayım şuradaki. Onun da azıcık faydası olsun. Özelliklerine baktığımda hafıza kartlı 128 GB destekliyor diye yazıyordu. Full HD diye yazıyordu. İşte bir kutusunu açsam neler çıkıyor, neler bakıyor. Bakalım ister kablo ister kablosuz yazıyordu. Wi-Fi desteği de var yazıyordu. Bir bakalım bakalım ne çıkıyor. Şöyle bir kitapçık çıkacak. Çıktı daha doğrusu. Ben dediğim gibi poşetini ilk defa açtım sizlerle birlikte. Uygulamayı yüklemek için şu application'ı QR kodu tanıttığınız zaman uygulaması telefona yükleniyor. Onu biliyorum. Daha önceden de bir farklı bir üründe hani kamera değildi. Farklı bir cihazda öyle bir deneme yapmıştım. Kol saatiydi o. Şöyle bir adaptörü çıktı. Bunu bir bakalım. Şu neymiş? Bu da cihazın kendi ürünü. Şuradan İnternet kablosu girişi Cat5. Bu da power beslemesi. Şu kamerayı da şöyle bir dışarı çıkartalım. Şöyle 360 demeyeyim de açısını hatırlayamadım ama şöyle monte ettiğin zaman sağa sola dönecek. Hatta kamerada şey var arkadaşlar. Kameranın yerini ben daha da sabitleyeyim de öyle şey yapayım. Devam edelim. Hatta olmadı şu kutuyu alayım şuradan hiç kamerayı bozmadan. Kutusu güzel arkadaşlar. Şöyle bir kutudan şu aparatlar çıktı. Bağlantı aparatları, kablo soketi, vidalama aparatı. Şöyle güzel bir orijinal bir kutusun içine geldi. Kutusunun üzerinde şundan yazıyordu. Şöyle. Şöyle. Şu kutusunu bırakayım. Alanı boşaltayım. Kamera görüşü daha iyi olsun. Bunu antenlere yukarı aşağı oynanıyor. Şöyle oynanıyormuş daha doğrusu. Ben de dediğim gibi ilk defa böyle bir ürünle şey yapıyorum. Bu kamera sağa sola dönüyor diye aldım. Özellikle öyle yazıyor en azından. Cat5 kabloyu da buraya takınca muhtemelen çünkü şurada tırnakları var. Kabloyu da bunu şu kabloyla sıkıştırıyorsunuz. Çünkü onun geçiş yuvası gibi. Aynı karşılık bu. Güzel yapmışlar. Su almasın diye. Şurada besleme kablosu. Şunu da açıp bakalım. Kaç voltla besleniyormuş. Onu da göreyim. Üzerinde 12 volt 2 miliamper yazıyor. Yani 12 voltluk bir herhangi bir aküyle falan da şey yapsanız bağda bahçede de çalıştırabilirsiniz bunu arkadaşlar. Bir taraftan girişi, bir taraftan cihaza bağlantısı şu şekilde. Bunun hafıza kartı koyma yeri de vardı. Şurası muhtemelen. Şurada micro SD yazıyor çünkü. Bunu da bir açalım.
Evet, şuradan bir kahvaltı kağıdı kiraççı var. Burada hatta bir tane de inceden bir saniye işte telefonu odaklayayım ya da şöyle ışık tutayım. Şurada sağda bir tane şu ışığı tutayım. Sağda bir tane şurada reset tuşu gibi tuş var. Şu. Şurada hafıza kartı girişi. Dediğim gibi 128 GB'a kadar destekliyor diye yazıyordu kamerada. Şunun bir denemesini yapalım. Ama denemesini yapmak için şu anda elimde bir tane kamera var. Kamera dedim, telefon var. Telefondan kayıt yapıyorum. Daha önceden de söylemiştim daha önceki videolarımda. Hani bunun için harici bir kameram yok. 128 GB'ını koyalım. Çıt diye oturdu şurada. Burayı da kapatalım. Bunun geri kalan denemesini yapmamız için mecbur ikinci bir kameradan kayıt çekmem lazım ki application'ını yüklemek gerekiyor. Şunu tam oturtayım ki su almasın burası. Tamam. Bu yukarı aşağı bildiğim kadarıyla arkadaşlar hem yukarı aşağı şu şekilde hem de sağa sola oynaması gerekiyor. 180 dereceydi sanırsam yanlış hatırlamıyorsunuz. 180 derece sağa sola hatta kamerasının da bakayım yanlış bilgilendirme yapıyorum. Ürünün linkini de koyarım zaten. Bakayım. 180 derece yazıyor mu burada? Cihazın özelliklerini şeye eklerim ya linkini eklerim. 128 değil, FAT32 formatını destekliyor diye yazmış. Bendeki FAT miydi hatırlayamadım ama taktık yani olursa görürsek şey yaparız. Bundan sonrakine ikinci bir telefonla kayıt yapmam lazım. Uygulamayı telefona yüklemem lazım. O şekilde görmemiz lazım. Onu da yaptığımız zaman kayda devam edeceğiz arkadaşlar. Ama ilk önce şunun şu bir beslemesine takalım. Ne görüyor, ne yapıyor onu bir görelim en azından. İyi gerektirimizi verelim. Şu şekilde bir aydınlatması çıktı. Bir yandı söndü. İşte bundan sonraki kısım uygulamaya kalıyor arkadaşlar. Hatta sağa sola da kendisi dönmeye de başladı. Şu anda kendisi de dönüyor. Nasıl yaptı bilmiyorum ama hareket sensörü de var mıydı hatırlayamadım ama ona da bakarım. Şu anda kafayı sağa sola çeviriyor. Allah neye göre yap? System starting up. Hatta Way to be configured. kendi kendini kuruyor sanırsam. Sistemi falan filan bilmemişler söyledi. Vallahi sanırsam bu bizim işimizi baya baya bir görecek. Biliyorsunuz hırsızlık olayları şu anda aldı başına gitti. Bunu uygun bir yere monte edeceğim. Şu anda çok da zorlamak istemiyorum. Çünkü şey var. Yani dişlisini kırmak istemiyorum. Bundan sonrasında şeyde devam edeceğiz arkadaşlar. İkinci bir telefon olursa application'ı kuralım. O şekilde devam edelim. Burada videoyu sonlandırıyorum. Arkadaşlar farklı bir zaman diliminde videonun devamını çekmeye devam ediyoruz. İkinci bir telefon lazım demiştik. Uygulama yüklemek için. Uygulamayı bu telefona yükleyeceğiz. Kendi telefonumla da video çekmeye devam ediyorum. Biz QR kodla yükleme yapacağız arkadaşlar. Şu QR kodu açıyorsun. Barkod okuyucu diye de geçiyor bazı telefonlarda. Olmayan telefonlar için de uygulamanın ismini yazdığınız zaman ICC diye yazıyor şurada zaten. Onu yüklediğiniz zaman hani Google Play yazsanız direkt çıkar. Biz şöyle bir barkodu tanıyalım. Açalım uygulamayı. Zaten direkt Google Play'e yönlendiriyor. Buraya da şu uygulamanın ismini yazsanız zaten o da aynısı. Fark etmiyor. Biz barkod okuyucuyla kısa yoldan yaptık ki hem de bilmeyenler için öğretmiş, göstermiş olalım dedik. Uygulama yüklesin. Bu sırada da cihazı açalım. O kendini açma moduna geçsin. Bunu bu arada şarjımın şey oldu. Bitti. Şöyle şeyin ışığı yandı. Şu anda ekran jelatinle sökelim şunu. Uygulama şu anda yüklendi. Cihaz şu anda kendini denetleme yapıyor şu anda. Sağa sola kendi kendine gösteriyor. Ya da tarıyor nasıl yapıyorsa. Şu anda uygulamada aç yüklendi. System starting up.
Şurada farklı giriş kodları var. Ya da kaydolmak için işte mail adresi falan istiyor. Yeni kayıt yapmak için ya da bunlarla girebilirsin ama şu sağ alt köşede misafir girişi var arkadaşlar. Şöyle baktık. Yükleyelim. Şundan girelim. Wi-Fi kamera diyor. Şunu seçiyorsunuz. Tekrar devam diyelim. Şimdi konumu kullanmak için izin istiyor. Konumun ne şey yapıyorsun? Altı ve üstü GPS'i açmak için konum izni gerekiyor diyor. Sistem ayarlarına git diyelim. Konumu açtıralım bakalım. Şöyle yapalım. Telefonla şey istiyor. Ağ belirlemek diyor arkadaşlar. Şurada bizim mail şeyi istedi. Sistem ağını gördü. Onun şifresini girmek gerekiyor. Onu girelim bir. Arkadaşlar şu otomatik zaten tarayıcı kendini buldu konumundan dolayı. Etrafındaki en yakın ağı gördü. Telefonun bağlı olduğu ağı gördü daha doğrusu. Şifresini girdik ağın. Belirle diyor. Şu anda telefona barkod, telefonun ekranına barkod çıkacak. Bu barkodu kameraya tutun diyor şu şekilde. Şöyle karşılıklı kameraya tutuyorsunuz. Connecting. Please Şu anda bağlanıyor. Kamera kendi bağlanıyor. Telefonun ağını kendi otomatik algıladı. Şifreye girdikten sonra tabii. Şuraya yeniden kullanıcı adı şifre istiyor. Buraya da herhangi bir şifre kullanıcı adı belirleyelim. Arkadaşlar buraya kullanıcı adı şifre belirledik ama biz bunu misafir modu, giriş modunda yapıyoruz. Siz Facebook'tan bağlanabilirsiniz, Gmail adresinizden bağlanabilirsiniz. Belki bizim bu verilerimiz daha sonra girdiğimizde silinebilir ya da farklı bir şey yapılabilir. Ondan emin değilim ama Facebook'tan falan şundan bundan işte alttaki diğer şeylerden girerseniz sıkıntı yok. Şurada oda çeşitleri var. İşte bilmem ne odası şudur budur falan ya da ekipman bir yazıyor. Biz rastgele bir tane belirleyelim. Ekipman bir olsun fark etmez ya da koridor yazalım biz. Onu seçelim. Yani istediğinizi seçebilirsiniz. Şu kameraya bir isim verin diyor zaten. Şöyle bir tane belirledik. Normal mı? İşte alarmlı mı? Bilmem ne mi? Normal kayıt mı yapın diyor. Alarmlı mı diyor. Kayıt yapılıyor diyor. Sanırsam şey insan algılama modu var bunun. Galiba o. Hafıza kartını kaydettiriyor. Şu anda bağlandı. Menüye çıktık. Şuna dokunuyorsunuz. Şuna bak. Gördüğünüz gibi kamera. Hatta kamerayı şöyle tutmamız gerekiyor daha doğrusu. Tam olsun diye. Şu şekilde şu göstereyim. Şöyle tutmamız gerekiyor kamerayı. Duvara monteliymiş gibi. Şurada arkadaşlar bir hoparlörünü bir açalım. Hoparlör modu nedir? Duyuyor musunuz? Duymuyor musunuz? Kendimize bir bakalım. Telefon sesi açık mı? Kısıkmış. Çok da şey yapmaya gerek yok. Hoparlör gayet net çalışıyor. Yani sesimizi duyabiliyoruz kendi şeyimizden. Şurada değişik kodlar, modları var. Hatta şurada yatay dikey gösteriyor. Ekranı yatay dikey kullanıyor. Şu şekilde. Şuradan bir sağa sola yapalım arkadaşlar. Yukarıya doğru çevirdikçe gösteriyor kendini. Şu anda bizim salonun içindeyiz. Sağa sola da gayet güzel çalışıyor. Görüntü de fena değil şu anda. Ne yapalım? Şöyle bir ileri doğru odaklama yapalım. Odaklamayı da güzel yaptı. 4x dijital zoom var arkadaşlar bunun özelliğinde. 85 dereceymiş açı olayı. Bir önceki videonun başında açısını tam telaffuz edemedim. Emin olamamıştım. Şurada saat var. Saati GPS'in hani GPS saati diyelim ya da internet saatini de alıyor olabilir. Birebir aynısını gösteriyor. Telefonun saatinden birebir aynısını gösteriyor. Değişik şey de var. Şurada resim, kamera bilmem ne. Şurada burada ıvır zıvır şunun sesi bir daha açalım. Şunun sesi bir daha açalım. Şunun sesi bir daha açalım. Ses geliyor zaten full şekilde. Olay bu. Şurada resim çekmiş olsak. Resmi de çekiyor. Şuradan çekti. Şuradan bastık ışıkları mı yakar? Şunu bir daha basalım. Şurada değiş aydınlatma modları falan var. İşte cihazın özelliğine göre bakarız. Şu geri çıksak nasıl yaparız? Ayarlarda bakalım. Ayarlarda ne var? Gelişmiş ayarlara bakalım.
bir şey göremedim. Vardır muhtemelen bir şeyler de. Temel ayarlara bakalım. Arka teli Türkçe yazmışız. Türkçesi de varmış. Değişik bir sürü dil var. Arka teli Türkçe kaydedelim. Sanırsam da sana konuşmasına Türkçe mi açar, nasıl yapar bilmiyorum ama ya da menüsü de Türkçe olabilir, ondan olabilir, tam emin olamadım. Cihaz kısaca bu arkadaşlar, videoyu fazla uzatma gerek yok. Şu anda şeyi belli, şurada Flash'te ya da SD kayıt yapıyor, onu göstermiş. Şuna bakalım bir, şu tuş çıktı. Buradan yukarı aşağı yapıyor. Kumanda mouse tuşu gibi. Bu da böyle iyiymiş. Ototrak diyor. Sanırsam algılamayı da devreye sokar. Bu algılama da var bunda. İnsan algılaması ya da harekete algılaması. Onu da nasıl ne denir bilmiyorum. Şuna bakalım. Şuna 5 bölmek, 2 bölmek, 3 bölmek bir şey demiş ama ona tam ilerleyen zamana da bakarız. Olay kısaca bu arkadaşlar. Sadece bir genel kullanım yapmak istedik. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basarsanız sevinirim. Güzel cihaz. İşimi görecek galiba. Bunu bir yere takacağım. Ona göre, durumuna göre bakacağız zamanla. 128'lik hafıza kartı koydum. 128'liği destekliyor bu cihaz. Şu anda da gayet Wi-Fi'si alımı da iyi. Çift anten var dediğiniz gördüğünüz gibi şunda. Şöyle bakın. Çift antenli. Antenler yukarı aşağı oynuyor. Bunu daha önceden ilk videonun başında göstermiş olmam gerekiyor. Şimdi de göstereyim dedim. Biz kablosuz bağlandık. Şuradaki sokette yine kablolu bağlanıyor. Şunlar da kablonun yine videonun başında göstermiştim. Onun soketleri su almasın diye yapmışlar. Şunu da göstermiştim. Yine vida poşeti çıktı. Vidalama ayarı. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.